ABV TV ekranlarına hoş geldiniz. Sporda Hayat Var programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Programımızda bu hafta son günlerin popüler spor dalı olan okçuluğu ele alacağız. Yıldırım Okçuluk İktisat Spor Kulübü'nün kurucularından olan Sayın Cengiz Yıldırım bizlerle. Hocam, öncelikle teklifimizi kabul edip programımıza yer aldığınız için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Burası Yıldırım Okçuluk İktisat Spor Kulübü. Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle 7 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. Ben spor hayatımı şöyle anlatayım. Asker emeklisiyim. Kendim ateşli ve havalı silahlarda Ordu Milli'ye kadar çıktım. Subay atış eğitmenliği yaptım. Daha sonra oğlumuzun Gizem Girişmen, buradan selamlarımı gönderiyorum onu, 2008'de olimpiyat şampiyonu olmasıyla birlikte okçuluk yapmak istedi. Ve biz de kulübü kurduk. Böylelikle okçuluk camiası güzide bir tesis kazanmış oldu. Kısa zamanda, 10 yıl gibi kısa sürede 6 tane milli sporcu yetiştirdik. Bir Avrupa şampiyonu, bir Avrupa üçüncüsü ve dünya derecesi, takım derecesi olarak kazanan çocuklarımız var. Burası Türkiye'nin en büyük ve modern tesislerinden bir tanesidir. Geçmişimiz olan, bize ait olan, genlerimizde taşıdığımız okçuluk sporunu yaygınlaştırmak adına böyle bir yola çıktık. Peki hocam, okçuluk sporun tarihsel gelişimine bize bahsedebilir misiniz? İnsanlar başlangıçta avlanmak için, karınlarını doyurmak için ok ve yayı kullanmışlardır. Sonraları delikli demirin çıkmasıyla birlikte ok ve yay bir kenara bırakılmış ve sportif bir alet olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1904'ten itibaren okçuluk olimpiyatlarda yerini almıştır. Ülkemizde de 60'lı yıllardan itibaren, hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ok spor kulübünü kurdurmuştur. İlk kurulan kulüplerimizden bir tanesi ok spor kulübüdür. Ve 60'lı yıllardan itibaren de bir ivme kazanmıştır okçuluk. Peki ülkemizde okçuluk hangi düzeyde hocam? Bugünlerde biraz üst seviyelere çıktık. Ama bu 2012'den itibaren sizlerle birlikte basın turnuvasını düzenledik. Her sene düzenli olarak yapıyoruz. Sizler okçuluğun her kesim tarafından yapılabileceğini tüm Türkiye'ye gösterdiniz ve büyük bir ivme kazandı. Şu anda dünya sıralamasında ilklerin arasındayız. İnşallah birinci sınıf, birinci koltuğa oturacağız. Peki hocam, tarihe nam salmış toz koparan İskender'in torunları yetişiyor mu? Şu anda tüm ülkemizde çok kabiliyetli antrenör arkadaşlarımız var. Yeni toz koparan İskenderleri yetiştirmeye devam ediyorlar. Dediğim gibi bize ait ne varsa tarihin tozlu sayfalarına, raflarına kaldırmışız. Avrupa'nın bize ait olmayan oyunlarını, spor oyunlarını yapmaya çalışmışız. Fakat geleneksel sporlarımıza verdiğimiz son günlerde değerle okçuluk sporu da bunlardan biri. Bize ait olanı tekrar keşfedip yapabildiğimizi ve dünyaya bunu göstereceğiz. Toz koparan İskender, sizin de bahsettiğiniz gibi 853 metre ile ok atmış ve dünyaya nam salmıştır. Bize en yakın atan o tarihlerde 350 metre ile İngilizler vardır. Aradaki mesafeyi görüyorsunuz. Biz o günden bugüne hep geride kalmışız. Ama bugünlerde hem geleneksel okçulukta hem modern okçulukta büyük bir ivme kazandı. Evet Cengiz Hocam, değerli katılımınız için teşekkür ediyoruz. Federasyon seçimlerine de başarılar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte gelişiyoruz ve büyüyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz sürekli. Bizler teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Cengiz Hocamızla yapmış olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Babamın bir arkadaşı önermişti zaten. Bir de yeteneğim de var. Ondan sonra dikkat dağınıklığına falan iyi geliyor okçuluk sporu. Bu yüzden de ben okçuluğu seçtim. Okçuluk hem kaslarım için yeterli bir düzeyde güç sağlıyordu, hem de konsantrasyon bozukluğuna etkili oluyordu okçuluk. O yüzden seçtim. Ben okçuluğu küçüklüğümden beri yapmak istiyordum. Böyle kendini savunma sporlarını seviyorum ben, karate gibi.
okçuluğu da yapmak istedim. Ya şimdi önceden okulda böyle bizi yetiştiriyorlardı. Böyle seçmeler vardı. O seçmelerde ben de seçildim. Pandemi girdiği için araya devam edemedik. Canlı yayın da falan olmadı. Bize birkaç tane spor verdiler ve ben okçuluğu seçtim. Bir de önceden de zaten gitmek istiyordum. Olimpiyatlarda madalya almak ilerideki hedefim. Ondan sonra milli takıma da girmeyi çok isterim. Zaten onun için çalışıyorum. Ya sarıdan vurmak, olimpiyatlarda birinci olmak. Şimdi önümüzde Türkiye şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. İleride de milli takımda olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum. Ben olimpiyatlara katılmak istiyorum. Mete Gazoz gibi. Ama zaten yeni başladığım için daha çok var katılmama. Var. Burada birkaç kere ikinci oldum ve üçüncü oldum. O kadar. Daha önce bir sürü kez Ankara şampiyonu olmuştum. 17 madalyam var. Evet, bir önceki Ankara şampiyonasında ikinciliğim var. Öncesinde de birkaç Türkiye şampiyonasında da takım olarak üçüncü olduk. Ben yeni başladım. Bu yılın başında başladım. Onun için ilk yarışmam olacak Türkiye şampiyonası. Öpeceğiz sizi.